Hatta CHP'ye hedef gösterirken bu CHP Atatürk'ün CHP'si değil, İnönü'nün CHP'si gibi içeriye yönelik de belli ki bir hamle yapmaya çalıştı. Diyor ki CHP İnönü'nün partisidir çünkü İnönü Atatürk karşıtıdır. Bu ifadeleri kullandı. Soylu'ya da CHP'den yanıt gecikmedi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi değil. Kimin partisi? İnönü'nün partisidir. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'le hiçbir ilgisi söz konusu değildir. Çünkü İnönü Atatürk karşıtır. Bu parti işgal kuvvetleri gelince çok övündükleri, çok sevdikleri birileri işgal kuvvetlerine selam yollarken, halı sererken, mandayı himayeyi savunurken Kartal İstinbotu'nun ucuna çıkıp da geldikleri gibi giderler diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sadat çıkarması iktidarla muhalefet arasında İnönü polemiği başlattı. İçişleri Bakanı Soylu Sadat ziyareti üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü hedef aldı. Bugün uyguladığı politika da İnönü politikasıdır. İnönü politikası tam da üretilen bir dedikodu politikasıdır. İftira politikasıdır. Batı'yla işbirliği yaparak Türkiye'deki iktidarı ele geçirme politikasıdır. İnönü de aynısını yapmıştır. 1960 darbesi olmuş, Batı olduğu gibi yeni yönetimi kabul etmiştir. Çünkü işbirliği içerisinde gerçekleşen bir politikadır. Senin reis dediğin, dün hakaret ettiği, şerefsiz dediği Birleşik Arap Emirlikleri'nden 3-5 dolar için gidip de onlara sarılırken, İsrail'den medet umarken bizim ikinci cumhur reisimiz İsmet İnönü'nün sen kılı tırnağı kiri olamazsın Süleyman Soylu. Bakan Soylu'nun kullandığı sert ifadelere CHP'den de aynı tonda yanıt geldi. Soylu Kılıçdaroğlu'nun Sadat iddiası için dedikodu derken İnönü üzerinden verdiği örnek CHP'li Özgür Özel'i kızdırdı. Biraz tarih okuyanlar bunu bilirler. Neler yaptığını, onu nasıl silmeye çalıştığını, nasıl tarihten yok etmeye çalıştığını ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi eliyle yaptığını. Ey Süleyman Soylu! Senin gibi dün hakaret ettiğine bugün metiye düzen, dün tükürdüğü yüzün bugün gelip elini öpen, ayağına kapanan, hakaret ettiği Erdoğan'a gelip de bugün bu muameleleri yapan bir dönek bir tarafta dursun. O İnönü dedi, önce Kurtuluş Savaşı'nda canını ortaya koymuş, sonra dış güçler dediğinin tillahını Lozan'da masaya gömmüş İsmet Paşa'nın partisini. İlk değil, Soylu geçtiğimiz hafta yine İnönü'yü hedef almıştı. Benzer cümleleri bir hafta sonra yeniden tekrarladı.